Esselamu Aleyküm sayın seyirciler, Türkistan Haber Bültenimize hoş geldiniz. Ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Çin'in Ürümçi'deki birçok camiyi yıkıp yok ettiği doğrulandı. Uluslararası raporlarda beyan edilen Çin Komünist Partisi'nin 2016'dan günümüze kadar Doğu Türkistan'da 16.000'den fazla camiyi yıktığı, çoğunun yerine başka inşaatlar yapıldığı, yakın zamanda elde edilen uydu görüntülerinden teyit edildi. Bilgilere göre Çinli işgalcilerin Doğu Türkistan'daki Ürümçi Şehir Sağlık Dairesi'nin arka tarafında bulunan Könçü Camii'ni 2017 yılında yıktığı gösterilirken, Beytullah Camii ve Ürümçi Şehir Hipodrom yakınlarındaki camileri de yıkıp yerine başka inşaatlar yaptığı bildirildi. Çin Komünist Partisi'nin ayrıca Ürümçi Şehir Eğitim Bakanlığı tarafındaki Haba olarak bilinen Boy Nehri Camii'ne, Pınar Caddesi'ndeki Tungan Camii'ne, Tanrıdağ bölgesindeki Davan Camii'ne ve çevresindeki yaşam alanlarıyla birlikte yıktığı Ürümçi Kuzey Tren İstasyonu yakınındaki cami olmak üzere çok sayıda ibadethanenin 2016'daki mükemmel durumu ve şu anki yıkılmış mevcut durumu ile karşılaştırıldığında camilerin yıkılarak haritadan silindiğini doğruluyor. Uluslararası raporlar Çinli işgalcilerin yıkımdan kurtulan camileri de kapattıklarını veya Çinli turistlere meyhane ve eğlence mekanları olarak hizmete sunduğunu gösteriyor. Çin virüs bahanesiyle Doğu Türkistanlı halkı ezdi. Doğu Türkistan'daki sözde Uygur Özerk Bölgesi Sağlık Komitesi'nin dün açıkladığı verilere göre Doğu Türkistan'da son bir günde 9 kişinin daha test sonucu pozitif çıktığı bildirildi. 1 Kasım son 24 saatte Doğu Türkistan'da 6'sı enfekte olmak üzere 9 kişiye daha Çin virüsü teşhisi kondu. Bilgilere göre Doğu Türkistan'da 9'u kritik derecede toplam 223 enfeksiyon vakasına rastlandığı, bunlardan çoğu Kaşgar Konuşehir ilçesinden, geri kalan 15 enfeksiyon Konuşehir ilçesine komşu Kızılsu Kırgız bölgesine bağlı Aktu ilçesi Karaküçük köyü ve Pılal köyünden olduğu biliniyor. Çin kaynaklı sosyal medyadan alınan görüntülere göre Çinli yetkililerin virüs kontrol bahanesiyle Aktu ilçesindeki insanları irili ufaklı yaşlı genç gözetmeksizin yol kenarına dizdiği, evlerinde tek tek kontrol etmek yerine ahalinin uzun kuyruklar halinde gece saatlerine kadar cadde üzerinde sıra beklediği gösteriliyor. Marco Rubio, Çin'in Uygurlara soykırım yaptığını açıkladı. ABD Senatörü Marco Rubio, Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin hükümeti tarafından Uygurlara ve diğer etnik gruplara yönelik zulüm politikalarını soykırım olarak sınıflandırma kararını desteklediğini açıkladı. ABD Senatörü John Cornyn, geçen hafta başı ABD Meclisi'ne Uygur soykırımının tanınması için Senatör Rubio, Jim Rich ve Bob Menendez'in de imzası bulunan bir yasa tasarısı sunmuştu. New Jersey eyaletinden Bob Menendez, Çin'in Uygurlara karşı soykırım yaptığından şüphemiz yok açıklamasını yaparken, Florida Günlük Gazetesi'nde yer alan habere göre, Senatör Rubio, Çin Komünist Partisi'nin Uygurlara ve diğer topluluklara karşı işlediği iğrenç suçlara dair kanıtların biriktiğini ve bu suçların niteliği açıklığa kavuşturulması gerektiğini söyledi. Karar taslağının Senato Dış İlişkileri Komitesi'ne gönderildiği biliniyor. Fransa'da Çinlilere karşı saldırılar arttı. Çin virüs vakalarının günlük 50 bine yaklaştığı Fransa'da son günlerde sosyal medyada Çinlilere karşı ırkçı mesajlar ve sokaklarda fiziksel saldırılar arttı. Le Parisien gazetesinin haberine göre özellikle sokağa çıkma yasağının başladığı 30 Ekim'den bu yana Twitter'da tüm Çinlilere saldırı, Hitler Yahudiler yerine Çinlileri öldürmeliydi şeklindeki mesajlar paylaşıldı. Başkent Paris Savcılık Ofisi, ölüm tehditleriyle ve hakaret içeren sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili kişinin fiziksel bütünlüğüne karşı ırkçı şekilde kamu provokasyonunda bulunma gerekçesiyle soruşturma açtı. Ayrıca Çinliler sokaklarda yüzlerine tükürülme ve tokatlanma gibi fiziksel şiddete de maruz kaldı. Çinli 35 yaşındaki bir kadın öğretmen, geçen hafta salı akşamı bir çiftin fiziksel şiddeti ve hakaretine uğradığı, sığınmaya çalıştığı dükkandan da geri çevrilen Çinlinin polisi arayarak dayak yemekten son anda kurtulduğu aktarıldı.
Paris'te Çinlilerin yoğun yaşadığı 13. bölgedeki Çin mahallesinde bulunan 46 Çin Derneği'nin oluşturduğu Safety for All grubunun sözcüsü Sun Lei Tan, özellikle geçen hafta çarşamba akşamından itibaren Çinlilere yönelik nefret eylemlerinin arttığını belirtti. Birçok kentte Çinlilere tükürüldüğünü, tokat atıldığını ve insanların toplu ulaşımlarda yanlarına oturmaktan kaçındığını ifade eden Sun Lei, "Yalnız ve yetkililer tarafından terk edilmiş hissediyoruz" ifadesini kullandı. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.